İyi günler, kanalıma hoş geldiniz. Pazardan kornişon turşularımızı aldım, suyun içine koydum. Bir numara gibi, bir ile iki arası. 4 kilo aldık. Sarımsağımız, kavanozlarımız hazır. Nohutu koyacağız, şeker koyacağız. Sirke ile tuz karışımı yapacağız. Öncelikle turşularımızı 2-3 su güzel yıkayalım. Çünkü üstleri tuzlu, kumluydu. Tozluydu. Güzelce yıkayalım. Sonra şu uçlarından keseceğiz. Kavanozlarımızı da yıkadım. Turşularımızı yıkayalım öncelikle. Turşumuzu hazırladım ben. Uçlarını kestim. Nohutumuz, sarımsağımız benim çok büyüktü, doğradım. Şekerimiz var, kaya tuzumuz var ve kavanozlarımız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şöyle içlerine kavanozların nohut koyduk. Sonra bir çay kaşığı şeker koyuyoruz. Altına bir iki sarımsak atıyoruz. Sonra turşularımızı böyle içine koyup bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Aralarına tekrar şöyle sarımsak tekrar turşularımızı koyup bu şekilde doldurduk. Tekrar üstüne sarımsak koyacağız. Sonra bir buçuk su bardağı suyumuzu İçine şöyle tuzumuzu koyduk. Sonra sirkemizi koyacağız. Sirkemiz de burada gördüğünüz gibi. Sirkemizi koyacağız, suyumuzu koyacağız. Hepsini bütün kavanozlarımızı bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi. Turşularımızı hazırladım. Altına nohut. Bir tatlı kaşığı şeker. Sonra turşuları koydum, kornişon turşuları. Araya tekrar sarımsak koydum. En üstüne de sirke ve su karışımı koydum. Bir de tuz koydum, kaya tuzu. Bir bıçağa yakın ben tuz koydum. Tam dolu olarak bir şekilde değil, tatlı kaşığı olarak. 2 tane büyük. 6 tane de küçük çıktı. Ama ben kısa bir müddet içinde açmayacağım, yani bir hafta içinde. Uzun dursun, daha güzel olsun. İnşallah hayırlısıyla olur. Hepimizin yaptıkları, kıştıklarımız. Allah'ım sağlık sağda afiyetle yemeği nasip etsin inşallah hepimize de. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler nasıl turşu yapıyorsunuz? Ben de merak ettim. Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.